Ankara'ya gideceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhabirlerle bir araya geldi. Gündemde geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le gerçekleştirdiği 2,5 saat süren görüşme ve o görüşmeden yansıyanlar vardı. Muhabirimiz Melike Görür'e soracağız şimdi. Akşener ve Kılıçdaroğlu neler görüştüler, ayrıntılar neler, söz sende. Hemen o güne gidelim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun talebiyle Ahlatlıbel'de bir araya gelmişti. O görüşmeden yansıyan fotoğraf karesi ise her iki liderin suratlarının asık olduğu yorumlarına neden oldu. Kılıçdaroğlu'na da o yorumlar soruldu. Kılıçdaroğlu, "Suratlarımız asık mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı ve "Fotoğraflara bakmadım" dedi. "Biz belki ciddi durduk" dedi ve görüşmenin gayet keyifli, sıcak bir sohbet olduğunu söyledi Kılıçdaroğlu. Zaman zaman liderler bir araya geliyorlar. Bu ziyaretler bir anlamda da altılı masada otururken olayların olgunlaşmasını sağlıyor. Bunlar verimli toplantılar ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Saraçhane polemiğinin ardından o Ahlatlıbel görüşmesi gerçekleşmişti. Kılıçdaroğlu'na "Akşener'le aranızda bir kırgınlık var mı?" diye de soruldu. "Yok efendim, ne kırgınlığı, zaten görüşüyorduk" dedi ve önceki gün Temel Karamollaoğlu'yla yaptığı görüşmeyi de hatırlattı Kılıçdaroğlu. Ve bu tartışmaların ardından aslında merak edilen soruysa altılı masa yola devam edecek mi sorusuydu. CHP lideri ise "farklı gündemler var ama dağıldı demek aspiragaz" dedi. "Altılı masa kararlılıkla devam edecek. Elbette farklı düşünebiliriz. Uzlaşma kültürünün, demokrasinin olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı. "Bizim istediğimiz her kafadan ses çıkması değil" dedi ve "her birimiz aynı şeyi söyleyeceğiz" ifadelerini kullanarak da ortak söylemin altılı masa da oldukça önem verildiğini vurguladı Kılıçdaroğlu ve "adaydan önce bu konuda oturup konuşacağız" dedi ortak söylem için ve "ittifak oluşturduysanız ortak söylem geliştirmeniz gerekir" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalardan en dikkat çekeni ise 6 liderden biri aday olur mu sorusuna verdiği cevaptı. Kılıçdaroğlu "altılı masada karar verilirse olur, olursa ne olur? Zaten masanın görüşünü bilen birisi olur, belki artısı olabilir" ifadelerini kullandı. İşte bu "belki artısı olabilir" ifadesi de oldukça dikkat çekiciydi. Ve "eğer altılı masadan bir aday çıkarsa genel başkanlıktan istifa eder mi altılı masadaki liderler" diye de soruldu. "Onu parlamenter sistemin yol haritasında büyük ihtimalle belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalini de değerlendirdi. İki belediye başkanı da görevlerinin başında çalışıyorlar. Belirleyecek olan altılı masa, oturacağız ve belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı Kılıçdaroğlu. Ve erken seçimi bir kez daha erken seçim ihtimalini değerlendirdi. 6 Nisan'dan önce yapılan erken seçime mecliste evet diyeceklerini, 6 Nisan'dan sonra yapılan seçimin ise erken olmayacağını belirtti. Bir diğer önemli başlıksa HDP'ye kapatma davası. Bu da yeni yılın en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Kılıçdaroğlu bir kez daha partisinin görüşünü dile getirdi ve "ben siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Kapatılması insan haklarına, demokrasiye aykırıdır" ifadelerini kullandı.